Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go ile tarih ve zaman verileri üzerinde işlemler yapacağız. Bu konu aslında göründüğünden çok daha derin bir konudur her zaman. Geçici verilerle çalışmak diye de düşünülebilir genel başlık olarak. Mesela veri tabanı yönetim sistemlerinde de aynı şekilde. Çok basit gibi görünür ama çok ciddi anlamda karmaşası ve duruma göre değişen programlama yöntemleri vardır. Bölgeye göre siz elinizdeki geçici veriyi yani tarih ve zaman bilgisini değiştirmeniz gerekir ya da farklı şekilde göstermeniz gerekir. Bunların birbiriyle koordinasyonu sağlayacak şekilde bir hesaplama yapabiliyor olmanız lazım. Tarih ve para gibi konularda, para birimleri gibi konularda. Bu nedenle biraz üzerine duracağız bu konunun. Basit bir şekilde başlayacağız. Öncelikle ben FMT ve Time Package'ını projeye dahil ettim. Bunları kullanarak öncelikle bir T nesnesi oluşturacağım. Bu T nesnesi bizim Time Package'ı içerisinden date'i alacak. Date bilgisi olarak da ben 2018 Time November diyorum ve bu arada bunun aldığı bunu date function'ının hangi bilgilerini aldığını, hangi bilgileri istediğini şuradan görebilirsiniz. Bakın yıl bilgisi, ay, gün, saat ve dakika, saniye, nanosecond olarak bir de location bilgisi alır bu. Biz burada ay olarak 10 verelim. Saat olarak 20 çok önemli değil, sadece bir örnek olarak yapıyorum bunu. Diğerlerini 0 verebiliriz burada. 0, bir tane daha 0. Ve son olarak da location olarak ben time'ın time içerisindeki time package içindeki UTC'yi veriyorum. Ve genel demo verimiz hazır. Şimdi bunu ekrana basabiliriz. FMT package ile println diyorum tekrar çalışsın ya da çalışıyor gibi bir şey yapalım. Buraya string veri geleceğini söylüyorum s ile ve bu işlemden sonra new line ile alt satıra geç diyorum. Temel olarak veri hazır. Şöyle hemen bunu ekrana yazıyorum. Bize tarih bilgisini yazması gerekiyor. Burada bizim ürettiğimiz tarih bilgisini. Burada sıkıntı nedir? Burada print line kullandım. Print line'da formatlama bu şekilde olmaz. Print F kullanmam gerekiyor. Print format zaten bu. Orada bir yanlışlık yapmışız. O yüzden şurada S olarak görünmüş. Ben bunu kaydediyorum ve tekrar çalıştıracağım. Doğru şekilde çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi 2018, 11, 10 ve bu da saat bilgisi. Saat olarak 20'yi vermiştik. Akşam 8 gibi oluyor ve UTC location'ına göre bu zaman bilgisini oluşturdum. Şimdi araya bir separator koyuyorum. Şöyle. Yukarıdaki işlemle karışmasın ya aşağıda yaptıklarımız diye. Devam edersek şimdi anın bilgisini almak istiyorum ben. Şu anın bilgisini. Şu an bilgisini time üzerinden now ile alabilirim burada. Bu bize mevcut zaman bilgisini verecektir. Bunu da gene şu şekilde print f ile ekrana yazdırırsak mevcut zaman diyelim mesela. Mevcut zamana da gene bu şekilde formatlı olarak string birleştirmeyle gösterebiliriz. Şuradaki separator'ı yine alıyorum. Ve burada da kullanacağım. Temizledik terminali ve tekrar çalıştırdık. Mevcut zaman
Gördüğünüz gibi şu an bu 2018 11:23 ve saat olarak da öğlen saatleri ve detay detay şeklinde gidiyor. Peki bunlar üzerinde başka neler yapabiliriz? Burayı da separator'la ayırdık. Mesela parça parça ay, gün ya da haftanın günü gibi bilgileri almak isteyebiliriz. Time package üzerinden ya da time package ile oluşturduğumuz şuradaki now üzerinden mesela. Bunlar yapılabilir. Buradan da aynı şeyi yapabiliriz. Çünkü bize dönen değer zaten bunların aynı. Mesela şöyle yapalım. FMT diyorum. Genel bir şablon oluşturuyorum ben burada. Ay olsun bu. Ay bilgisini bu sefer dikkat ederseniz print line ile yapıyorum. Formatlama kullanmayacağım burada. Önemli değil. T'den ya da now diyerek ben month bilgisini, ay bilgisini aldım. Siliyorum ben bunu. Terminali sildim. Tekrar çalıştırdım. Ay bilgisi olarak bize November verdi. Ve diğerlerini de aynı şekilde şöyle kullanabiliriz. Ay bilgisi olarak November'ı aldık ve diğerlerinde mesela ne yapalım burada? Day bilgisini alabiliriz. Diğerinde de weekday diyerek ayın düzeltiyorum haftanın gününü almamız mümkün. Bu da gün olsun. Bu da weekday haftanın günü şeklinde. Bunları bir yazdıralım bakalım. Evet, November 23 ve Friday. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da Black Friday. Ya da onun gibi bir şey. Evet, devam ediyoruz burada. Şimdi, peki elimizde bir data var. Elimizde bir tarih verisi var. Bunun üzerine bir ekleme işlemi yapmak istersek nasıl olur? Mesela ben yarının bilgisini alacağım. Tomorrow olsun bu. Ve buna diyorum ki now yani şu anın bilgisine ben addDate function'ını çağırarak diyorum ki 001 yani bir gün ekle. Ondan sonra tekrar FMT'nin printf'ini kullanarak diyorum ki tomorrow is burada bir format kullanacağım. O formatı şu şekilde yazayım. Buraya tarih bilgilerini getireceğim ben. Ve diyorum ki mesela tomorrow yukarıda tanımladığım tomorrow içerisinden weekday'i al. Bunun function'ını çağır. Şunu copy yapıyorum. Copy paste kullanacağız burada. Month'u da aynı şekilde kullandım. Day'i de aynı şekilde aldım. Ve son olarak da year, yıl bilgisini alıyorum burada. Buradaki işlemim tamam genel olarak. Şimdi bir tane daha separator koyabiliriz. Altta yapacağımız işlemlerin karışmaması için. Burada tek yaptığımız şey aslında mevcut tarihe bir gün ekleyip onu ekranda göstermekti. Birazdan bakacağız zaten buna. Ondan sonra long format. Farklı bir format kullanmak istersek mesela Monday January olsun ve 2018 olsun. FMT format dediğim zaman tomorrow is yukarıda oluşturduğum tomorrow nesnesini format function'ını kullanarak diyorum ki ben burada oluşturduğum long format ki bu aslında bir format bunu bir tarih olarak almayın düşünmeyin bu bizim kullandığımız format yani ben örneğin 11/11/2018 şeklinde kullanmak istemiyorum da burada açık bir şekilde örneğin pazartesi virgül
Örneğin Ocak şeklinde bir kullanım yapmak istiyorum. Yani buradaki amaç bu format oluşturmamızın sebebi bu. Bizim derleyicimiz bunu anlıyor ve bu şekilde formatlayarak bizim yarın bilgisini almamızı sağlıyor aslında. Devam ediyorum burada. Bu long format dediğimiz uzun versiyon olan kullanım oluyor. Açılım hali bir tarihin. Peki bunun short version'ı nedir? Kısa versiyonu nedir burada? Short format diyorum. Burada da 1 2 2018 olsun mesela. Hadi bu da 2020 olsun. 120 fazla. O tarihi göremeyebiliriz. Şurada da diyorum ki bu sefer de short formatı kullan. Kaydettim. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Onu kullandım. Şu an bir sıkıntı yok. Temizliyorum gene ekranımı. goranmain.co dediğimde bakalım nasıl bir çıktı elde edeceğiz. En son yaptığım işlem haftanın günü Friday olarak almıştık. Sonra tomorrow is Saturday yani şuradaki işlem bir bugünün tarihine dikkat ederseniz now kullandım ya. Bugünün tarihine ben satır bir gün eklediğim zaman Saturday oluyor. November 24. Şu an ayın 23'ü zaten. 24 olacak 2018. Ondan sonra da bunu ekrana bastırdım. Formatlı bir şekilde gördüğünüz gibi. Bir sonraki satıra geçtiğimizde ben yine uzun format oluşturmak istedim. Bu uzun formatta da hani long format dediğimiz şuradaki bizim tanımladığımız formatta da yine gördüğünüz gibi bir benzer bir yapı var. Şöyle sileyim, tekrar çalıştıracağım. Burada bunu da yazalım. Formatlama yapısını bozmayalım burada. January ve 2018 şeklinde bizim tarihimiz yazdım. Dikkat ederseniz burada da gün bilgisini de yazdı. Buradaki ile birlikte. Ve bir sonraki satırda da yine benzer bir yapı ama bu sefer kısa yöntemi kullandık. Kısa formatlama yöntemini kullandık burada. O da 1-2-2020 şeklinde. Gene Saturday. Tabii tekrar hatırlatayım. Bu bir sadece bir formatlama. Bu veri olarak kullanılmıyor. Bakın burada ben tomorrow'un yani şuradaki tarih bilgisinin nesnesinin format function'ına verdim. Yani bu formatı kullan dedim. Bu kafanızı karıştırmasın. Bazen gerçekten kafa karıştırabiliyor bütün şeyler. Bu sadece bir format. Ben şu formatta istiyorum demek. O yüzden de burada dikkat ederseniz tomorrow is 11-24 şeklinde bir çıktı ürettim. Ve temel olarak kullanacaklarımız bu kadar. Bu temel örnekleri uygulamalarınızda kullanmanızı öneririm. Çok daha fazla detayları var. Onlara da farklı farklı eğitimlerde değinebiliriz. Yeri geldiği zaman o konulara da girebiliriz.